Sen bozuk kaldın. Aksaray Gençlik Spor Kulübü olarak geçen yıl kurduğumuz takım bölgeselde lige başlamıştı. Bu yıl inşallah şehrimizi artık ikinci ligde profesyonel bir şekilde temsil etmeye hak kazandık. Bununla beraber biz gençlerimiz de zaten bu yola çıkarken tamamen Aksaray Gençliğin kendi gençlerimizi bir araya getirerek bu işe başlamıştık. Bugün kendi gençlerimizle devam edeceğiz. İnşallah elimizden geldiğince gençlerimizi geliştirme adına mücadelemize zaten yıllardır futbol dalında ve tekvandoda, boksta devam ediyorduk. Bu yıl itibariyle artık voleybolda da şehrimizi temsil edeceğiz profesyonel bir şekilde. İnşallah bu gençlerle beraber elimizden geldiğince mahallemizi, şehrimizi temsil edeceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapmanın mücadelesini vereceğiz bu gençlerle beraber. Ben inanıyorum ki geçmişte de voleybolda okul sporlarında genelde Türkiye şampiyonlukları yaşamış olan mahallemizin voleybol kültürü zaten vardı. Yani biz yeni başladık ama sanki 10 yıldır altyapımızla beraber bu lige başlamış bir takım görüntüsü içerisinde bu lige başladık. Çocuklarımıza inanıyorduk, bizi de yanıltmadılar. Buraya kadar çok iyi geldik. Bundan sonra da inanıyorum ki biz de kulüp olarak, yönetim olarak üzerine koyarak devam edeceğiz. Şimdi biz bu yola çıkarken hani biliyoruz ki amatör ruhla bu işler başlar. Biz o ruhla başladık ama artık bu iş profesyonelliğe dönüştü. Başlama amacımız gençliği bir yerlere getirmekti. Ama bugün gördük ki artık bu işi profesyonel bir şekilde yapacağız. Bu gençler de artık kendini bu liglerde gösterip spordan ekmek yemeyi düşünen insanlar. Genelde zaten beden eğitim bölümü okuyan gençler. Hani spordan bu ekmeği yemek isteyen çocuklar. Bununla beraber tabii profesyonelliğe dönüş yaparken bizim de artık yükümüz arttı. Çünkü profesyonellik, 8 tane deplasmanımız var. Adana'ya gideceğiz, Antep'e gideceğiz, Urfa'ya, Maraş'a. Hani buralara gitmek için de biliyorsunuz iyi bir külfet gerekiyor. Hani bu konuda da az önce söylediğimiz bir mahallemiz şehrin en geri kalmış mahallelerinden biri. Hani bu tür bir mahalle şehri temsil edecekse hani desteğimizi de bekliyoruz yani. Biz de artık şehrin büyüklerinden, vekillerinden, belediye başkanımızdan, sayın valimizden ciddi destekler bekliyoruz. Çünkü biz şehri temsil edeceğiz. Hani bu hakkı kazandık. Biz bu şehri elimizden gelen en iyisini yapıp temsil edeceğiz. Ama bizim de artık maliyetlerimiz arttı. Bu gençler de kendini gösterebilmeleri için bizim de bunlara bir katkı sunmamız gerekiyor. Şehri temsil edebilmeleri için şehrin büyüklerinin bunlara bir katkı sağlaması gerekiyor. Biz geri kalmışlığı bir kenara bırakıp artık sporda şehrin mahallesi olma hedefi içerisinde. Zaten bu yola başlamıştık. Elimizden geldiğince bu mücadeleyi vermiştik. Bundan sonra hep daha iyisini yapmak için mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah. Şimdi bizde mesela profesyonel kulüpler genelde dışarıdan transfer yapar. Farklı yerlerden sporcular getirdik oynatırlar. Biliyoruz ülkemizde de altyapı çok düzenli bir şekilde ilerlemiyor. Ama bizdeki farklılık bu çocukların ben ailesini biliyorum. Ben çocukları küçük yaştan beri tanıyorum. Aynı mahallede, aynı sokakta büyüdüğümüz çocuklarla beraber devam ediyoruz. Bizim açımızdan çok farklı ve güzel bir duygu. Yarın biz bu çocukları artık profesyonel lige çıkardık. Biz de mücadele ettik. Kendileri de mücadele etti. Hep beraber elimizden geldiğince daha iyi yerlere gitmeye çalışacağız. Bunlarla beraber bu işi yapmak bizim için ayrı bir gururdur. Öncelikle ikinci kez çıktığımız için çok mutluyuz. Hem kendim adıma, hem takımım adıma, hem şehrimiz adına. Yani yıllardır biz gençler olarak bunları bekliyorduk. Yani bir türlü elimizden tutmak bir büyüğümüz olmamıştı. Aynı zamanda muhtarımız, mahallemizin abisi, başkanımız, özel abimiz elimizden tuttu, bize destek oldu. Hepimizi bir araya getirdi. Yani şu an çok mutluyuz. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Yani inşallah daha iyi olursa olacaktır. Bundan sonra hedeflerimiz tabii Aksaray Mahallesi'nin amacı her zaman yani daha iyi yerlere gelmektir. Hiçbir zaman amatörlerde kalmak değildir. Alttan başlayıp üstlere çıkmaktır. Yani voleybolda da böyle olacaktır. İkinci ligdeyiz. İnşallah bu sene playofflara kalıp şampiyon olup birinci lige çıkmayı düşünüyoruz. Yıllardır Aksaray'da voleybola devam ettik. Yakup Çevkipaşa İlköğretim Okulu'ndan çıkmayız.
Sağ olsun Özcan Bal başkanımız, ayrıca mahalle muhtarımız, ayrıca mahallemizin abisi ve Sayın Hasan Hocam çok destekleyip çıktılar bize. Bunun için onlara teşekkür ediyorum. Onların desteği sayesinde buraya kadar gelebildik. Ya bence bunun uzun yıllar boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Hem bizim için hem Aksaray'daki altyapı için güzel şeyler olacak. Takım olarak hedefimiz playofflara çıkmak ve bunu yıllar geçtikçe bir üst lige aktarmak. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda.